Hattımızın formatı gereği basına açık bölümde öncelikle genel başkanımız muhtarlarımızı dinleyecek. Ardından sizlerin sorularınızı konuşmasıyla birlikte cevaplayacak. Efendim öncelikle Manisa İl Başkanımız Semih Balaban'ı buraya davet ediyorum. Başkanım buyurunuz. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer protokol, saygıdeğer muhtarlarımız ve sayın basın mensupları, burada bugün önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Doğrudan demokrasinin temsilcisi olan, halk tarafından doğrudan seçilen ve demokrasinin temeli olan saygıdeğer muhtarlarımızla sayın genel başkanımızı bir araya getirmenin Manisa İl Örgütü olarak onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve salonumuz tamamen tahmini 170-180 muhtar arkadaşımız var burada. Ben hepinize de tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız diyorum sayın muhtarlarım. Sağ olun, var olun. Bugün söz muhtarların, ben önce sözü kadın muhtarlarımızdan Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi muhtarı Nilüfer Özkan hanımefendiye bırakıyorum. Buyurun sayın muhtarım, buyurun düşüncelerinizi sayın genel başkanımızın huzurunda dinleyelim. Teşekkür ederim sayın başkanım. Saygıdeğer genel başkanım ve saygıdeğer belediye başkanlarım, Manisa'mıza hoş geldiniz, onur verdiniz. Biz muhtarları davet eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Balaban'a ve yönetimine, muhtarlarımızı birebir gezerek davet eden ilçe başkanlarımıza ve belediye başkanlarımıza, grup başkan vekilimize ve milletvekillerimize, bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Anayasamızın 68. maddesine göre siyasi partiler demokratin siyasi hayatın bir unsurudur. Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, çok özür diliyorum, şöyle yapayım. Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlıkların sorunlarını dinlemek için tüm Türkiye'de başlattığı ve şu an ilimizde topladığı için bizler yine çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk bu toplantıya katılmaktan. Yerel yönetimler doğrudan demokrasinin en önemli araçlarından birisidir. Demokrasinin yerleşmesi, halkın yönetimine katılımının ve devlet-vatandaş işbirliğinin sağlanması ilk olarak yerel yönetimlerle hayata geçer. Yerel yönetimler en küçük birimi de muhtarlıklardır. İşte bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır." sözleri çok doğru ve çok önemlidir. Ve yaptığımız bu hizmetlerden biz muhtarlar demokrasiye katkıda bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Bizlerin elbette bir dünya görüşü vardır ve olacaktır da. Ancak muhtarlar siyasi davranılması, partilik yapması doğru değildir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarlarıyız. Muhtar olarak tarafımıza iletilen vatandaşlardan gelen şikayetlerden bahsetmek istiyorum. Geçim sıkıntısı. Zaten bozuk olan ekonomik tablomuzda bir de pandemi dönemi eklenince maalesef birkaç aile ve çok aile muhtaç duruma düşmüştür. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü günlerde insanların en basit günlük ya ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıkları bu günlerde muhtarlığa gelerek yardım talebinde ve iş talebinde bulunuyorlar. Tamam. Vatandaşlarımıza yerel imkanlarla, yani yine mahallemizde iyi olan, durumları iyi olan vatandaşlarla yardım yaptık. Ama maalesef iktidar belediyelerinden ve gerekse kamu kuruluşlarından hiçbir yardım almadık. Oysa İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri
Manisa'mızda Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu, Alaşehir belediyelerin pandemi dönemindeki yaptıkları rol model olarak alınabilirdi. Muhtarlığa gelen icra mahkemeleri, boşanma evrakları çok fazladır. Ben kendi mahallemde kepenk indiren birçok esnafı görüyorum ve bütün muhtarlar bunları görüyorlar. Yine genel başkanımızın bize vaat ettiği bir bütçe, muhtarların bütçesi. Çok özür diliyorum, toplamak zorundayım. Öyle dediler, bir bütçe, sekreterya. Ama tabii nüfusu çok olan mahallelerde bunları kullanabiliriz. Bize bir bütçe verebilirler, şeffaf. Biz ne yaparız? Biz muhtarlar, ihtiyar heyeti ve biz olarak daha çabuk ulaşırız bu muhtaç yakın ailelere, muhtaç ailelere. Daha çabuk, daha adil yardımlarda bulunuruz. Yine Sayın Genel Başkanım, bu şeyi bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Manisa'mıza tekrar hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, şimdi de Yunus Emre Muhtarlar Derneği adına dernek başkanımız oturduğu yerden de konuşabilir. Buyurun, mikrofonu verelim, seyyar mikrofonu verelim kendisine. Evet. Sayın Muhtarım. Semre ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Hüseyin Özdemir. Öncelikle Manisa Şehzadeler şehri Manisa'mıza hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız. Bizlere böyle bir toplantıya çağırdığınız için öncelikle il başkanım, ilçe başkanım ve tüm yönetim üyelerine teşekkür ederim. Muhtarlarımızın sorunu çok tabii ki. Ama elimizden gelen biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde çok sıkıntılar çektik. 17 ilçe burada, büyük ihtimalle başkanlarımız ve muhtarlarımız burada. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz ve görüyoruz, sosyal medyadan ve TV'den izliyoruz sizleri. Bizler için elinizden geleni yaptığınıza eminiz ve de yapmanızı bekliyoruz. Ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten zaman da kısıtlı burada. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet. Akhisar'dan söz almak isteyen Sayın Genel Başkanım, isterseniz oturarak konuşayım. Buraya mı geleyim? Bu kadar olsun, tamam peki. Akhisarlı muhtar arkadaşlar, bir ellerinizi kaldırır mısınız? Bütün Akhisarlı muhtarlarım adına hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Başkanım. Öncelikle bize bir vekilimizi ve besin başkanımızı armağan ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben kısa konuşacağım, sadece bir sorundan bahsedeceğim. Genellikle bu çiftçiyle ilgilendiği için, Akhisar'ın tarımı da çiftçiliğe dayalı olduğu için bu tarım sulamalar için yapılan sondajlara konulan yasaklar maalesef bizi çok zor durumda bıraktı ve bizi yasakları delmeye mecbur ediyor. Yani kaçak sondaj sayılarımızın arttı. Bunu devlet yasak koyuyorsa bir çaresini de bulmak zorundadır diyorum. Teşekkür ediyorum. Bedriye Hanım, siz de buyurun iki cümle. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Zuhal Hanım, buyurun. Saruhanlı'dan söz almak isteyen saygıdeğer muhtarımız varsa ayrıyetten hazırlansın.
Sayın Genel Başkanım, sayın yöneticiler, çok kıymetli muhtarlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben de bir kadın muhtar olarak öncelikle Hafsa Sultan Mahalle Muhtarıyım, ismim Zuhal Güneş. Aynı zamanda bir STK üyesiyim, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, Kadın Meclislerinin Yadigar Hanım'la gönüllü aktivistleriz. Bu konuda çalışmalarımız var mahallelerimizde. Ben şunu talep ediyorum, gerçekten bütün siyasi partilere de söylüyoruz, belediyelerimize, kaymakamımıza iletiyoruz. Her mahallede bir kadın danışma merkezi olmasını istiyoruz. Aslında aile danışma merkezleri olmasını istiyoruz. Rakamlara baktığınızda Şubat ayında 28 günde 28 kadın öldürüldü. Bunlar birer rakam değil. Hepsi birer kadın mücadelesi diye düşünüyorum. Bu konuda siyasi partilerin, politikaların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kadına yönelik şiddetle ilgili bir komisyon kuruldu. Bunun da takipçisi olacağız. 3 ay sonra raporlar hazırlanacak. Yakından takip ediyoruz. Şubat 2020'den Şubat 2021'e kadar 304 kadın arkadaşımız öldürüldü. Ve bunlar az rakamlar değil, gerçekten isimlerini şu an tek tek saymak istemiyoruz. Ama her mahallede güçlü toplumlar, güçlü yarınlar için, güçlü çocukların oluşturulması için özellikle bu pandemi sürecinde sonuçlarını sonra göreceğiz. Çünkü çocuklar şiddetin ve bu bozuk psikolojinin içinde büyüyorlar maalesef. İşsizlik, işte ekonomik sebepler. Bu çocuklar ailelerin şiddetinin içinde büyüyor. Bunun sonuçlarını gerçekten daha sonra göreceğiz, yansımalarını. Onun için şimdiden önlem almak adına bu konuda duyarlılık bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Saruhanlı'dan konuşmak isteyen saygıdeğer muhtarımız. Hasan Başkanım nerede? Tamam. Tamam. Her ilçeden birer ikişer dakika hemen. İyi olur. Değerli misafirler, çok değerli muhtarlarım, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Biz muhtarları burada topladıkları için. Tabii ki herkesin bir derdi var, her ilçenin bir derdi var. Bizim de dertlerimiz var. Tabii ki genelde Akhisar'la biz yakın olduğumuz için ortak sorunlarımız oluyor. Biz de çiftçi kesimimiz. Üzüm diyarı olarak Saranlı geçiyor. Bu arada belediye başkanımız da bu konuda çok yardımcı oluyor bizlere. Kendilerine çok teşekkür ederim Zeki Birliği'ne. Tabii ki muhtarların eksikleri var. O konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. İnternet olsun, bilgisayar konusunda olsun. Şu an diyeceklerim bunlar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, son olarak Kırkağaç'tan konuşmak isteyen, söz almak isteyen saygıdeğer muhtarımız var mı Kırkağaç'tan? Kırkağaç'tan, evet. Cümletten selamun aleyküm. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bizi böyle bir imkan sunduğu için önce il başkanımı ve sonra genel başkanıma hepsine teşekkür ederim. Emeği geçen tüm yetkililerden ve bizim buraya gelmemize sebep olan ilçe başkanımıza çok teşekkür ederim. Ve Kırkağaçlı muhtarların elini yukarı kaldırmasını istiyorum. Kırkağaçlı muhtarlar adına hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sorunumuz tüzel kişilik sorunumuz. Bizim köy mallarımız tamamı büyükşehir yasasından gitti. Biz bunları şu an kendi imkanlarımızla dernek kurup kendi kiralama yoluyla bu köy mallarımızı korumak ve kollamak ve geliştirmek ve üzerinde bir proje yapmak istiyoruz. Ama ne proje yapabiliyoruz ne bir şey yapıyoruz. Sadece elimizde bir mühür kaldı. Yani bunun için ne yapılması gerekiyorsa köy mallarının köy mahalle ve muhtarlarını verilmesini tahsin istiyorum. Ayrıca ben bir belde muhtarıyım. Beldemde ne kadar tekerli araç varsa bir tane kalmadı. Ve şu an kirayı verdiğim dükkanlarım var. Fırınlarım var, top sahan, halı sahan var, düğün salonum var. Bunların gelirleri komple ilçeye gidiyor. Ve ilçeden zorlanıyoruz biz hizmet almakta. Bunların muhtarlıklara, tüzel kişiliklere verilmesini en büyük derdimiz.
Ayrıca bir de genel başkanım, sen sosyal güvenlikten geldin. Biz çiftçi kökenli insanlarız. Bence maden işçilere en ağır işi dünyada. İkinci de çiftçiler geliyor. Ama çiftçiler emekli olurken yaşa takılıyor. 25 yıl bir çiftçi emekliliğini ödediyse bence hak ediyor emeklilik olmayı. Ve artı şunu da söylemek istiyorum. Köylerde yaşayan çiftçilere yaşam standardı bakılsın. Yaşam standardı gerçekten amir memur gibi yüksekse hak değil verilmesin. Ama ben hak olduğunu inanıyorum. 25 yıl bir çiftçi sigortasını ödediyse emekliye hak eder bence. Bunu da sen sosyal güvenlikten geldiğin için bunu da ilgilenmeni, bunun için de bir proje yapmanı, bunun için de ilgilenmeni istiyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar hepinizi can gönülden kutluyorum. Böyle bir şeyi her partinin yapmasını diliyorum. Tüm partili muhtarlarımız geldi Kırkağaç'tan ve herkes de liderini, ilçe başkanını, il başkanını söyleyip hepsinin yapmasını istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Söz sırası bitti. Muhtar arkadaşlarımıza izin verin. Değerli Genel Başkanım, değerli Gönül Elçisi, Hizmet Elçisi, değerli muhtarlarım, hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgilere saygılar sunuyorum. Değerli Genel Başkanım, ben Saruhanlı Belediye Başkanıyım. Değerli muhtarımın bir söyleminden dolayı söz almak durumunda buldum. Bana söz verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarımız bilgisayar ve internetten bahsetti. Benden önceki dönem 15 yıl AK Parti vardı. Hemen hemen 10 yıldır muhtarlarımıza 50 lira, 50 TL aylık elektrik ve diğer giderleriyle ödeme yapıyordu. Ben bunu Mart ayında 100 TL'ye çıkardım ve Mart ayında bilgisayar ve muhtarlıkların tüm ihtiyacı olan malzemeleri alımını da mecliste geçirdim. Arkadaşlarımıza şimdiden hayırlısı olsun. O yüzden söz aldım. Evet, söz bitti arkadaşlar. Şimdi sözü Sayın Barış Bey'e bırakıyorum. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı dinliyoruz. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Sabahleyin bu salonda emeklilikte yaşa takılanlarla bir araya gelmiştik. Onların sorunlarını dinledik. Onlar da haklı olarak, toplumun bir kesimi olarak geldik, primlerimizi ödedik, emeklilik yaşını uzattılar, geldik oraya takıldık, bir türlü emekli olamıyoruz. İşten de çıkardılar, gelir de elde edemiyoruz. Büyük sorunları var. Aynı şekilde bir muhtar arkadaşımız da benzer bir sorunu dile getirdi. Ona da kısaca biraz sonra değineceğim. Değerli arkadaşlarım, bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yılı. 100 yıldır biz onurla, gururla İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Yazana, besteleyene Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları her zaman saygıyla, sevgiyle anacağız. Ve her İstiklal Marşımızı okuduğumuzda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını hatırlayacağız. Verdiği mücadeleyi, egemen güçlere karşı verdiği mücadeleyi de anacağız. Dolayısıyla İstiklal Marşımız değerlidir. 100 yıl söyledik. Bundan sonra yüzlerce yıl yine İstiklal Marşımızı söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sevgili muhtar kardeşlerim, sorunları dinledim. Kısa konuştunuz, doğru. Özetlediniz, o da doğru. Bir muhtar arkadaşım bana not yazmış. 1,5-2 sayfalık bir notu var. Onu da dikkatle dinledim, okudum. Birazdan o konulara da ayrıntılarıyla gireceğim. Muhtarlık bütçesinden söz edildi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhtarlarıyız dendim. Tarım sulaması için sondaj yapıyoruz. Fakat sınırlama getirdi. Sondaj yapamıyoruz, su alamıyoruz. O ifade edildi. Efendim, her mahallede bir
Kadın danışma merkezi olmalı. Kadınlar şiddete uğruyor. Dolayısıyla kadınlara her türlü desteğin bir şekliyle toplumsal desteğin verilmesi gerektiği ifade edildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kadın araştırma komisyonu kuruldu. O araştırma komisyonunun sonuçlarını da kadın muhtar arkadaşlarımız herhalde dikkatle izleyeceklerdir. Ortak sorunlarımız var. Belediye başkanlarımız bizlere yardımcı olsunlar diye ifade edildi. Belediye başkanlarının temel görevlerinden birisi de zaten sizlere yardımcı olmaktır. Burada bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşım da burada. Diğer belediye başkanı arkadaşlar da burada. Onlar da dinliyorlar zaten sizi. Çünkü muhtarlık kurumu sadece orada değil, sadece Manisa'da değil, Türkiye coğrafyasının her yerinde muhtar kardeşlerimiz var ve görevlerini yapıyorlar. Yine bir muhtar arkadaşımız, köy tüzel kişiliğine ait olan mallar, bunlar elimizden gitti, paralar başka yere gidiyor diye ifade etti. Yine çiftçi arkadaşlar, madencilikten sonra en ağır istihdam alanının çiftçi olduğunu, dolayısıyla çiftçilerin de emeklilikte yaşa takıldıklarını, bu sorunda çözülmesi gerektiğini ifade ettiler. Şimdi değerli arkadaşlarım, belki bildiğiniz, belki de bilmediğiniz, belki de ilk kez duyacağınız muhtarlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncelerini anlatacağım. Bir, muhtarlık kurumu çok değerlidir. İki, muhtarlıklar demokrasinin temel taşıdır. Eğer muhtarlık kurumu yoksa, zayıfsa, orada demokrasi de zayıftır. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse, Türkiye'de demokrasinin altyapısı o kadar güçlü hale gelir. Bunu şunun için ifade ediyorum. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında bir muhtarlık seçimidir. Kastamonu'nun Taşköprüsü ilçesinde 1833 yılında bir muhtarlık seçimi yapılır. Milletvekili seçimi değil, başbakan seçimi değil, cumhurbaşkanı seçimi değil. Ama bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Dolayısıyla kendi tarihinizi bilmeniz açısından ve muhtarlık kurumunun tarihsel derinliğini ölçmek açısından 1833 yılını hiçbir muhtar arkadaşımın unutmasını istemem. Siyasetçilerin de unutmasını istemem. Çünkü eğer halkın iradesine başvurup bir kişiyi seçiyorsak, ünvanı ister milletvekili, ister belediye başkanı, ister muhtar, ne olursa olsun, İlk seçilen kişi, halkın iradesine ilk başvuran kişi muhtar. Dolayısıyla ilk seçim de muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlara ve muhtarlıklara bütün siyaset kurumlarının saygı göstermesi lazım. Şimdi gelelim sorunlarınıza ve nasıl çözülmesi gerektiğine. Çıkardık arkadaşlarla beraber. 82 ayrı kanunda, 82 ayrı kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. 82 kanunu ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. 354 maddeyi ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Bir kanun çıkar, muhtarlara yetki verilir, muhtarlara görev verilir, muhtarlara sorumluluk verilir ama o kanun çıkarken muhtarların hiç haberi yoktur. Demek ki birinci sorun neymiş? Muhtarlar için temel bir kanuna ihtiyacımız var. Muhtar alacak, masasının üstüne koyacak, yetkiler, sorumluluklar, görevler o kanunda yazılı olacak. Ve muhtarlar da bunu bilecek. Kanun çıkıyor, muhtarın haberi yok. Genelge çıkıyor, muhtarın haberi yok. Muhtar bulunduğu yerin, köyün, beldenin yöneticisi. Nasıl haberi olmaz? Başka bu tür düzenlemeler yapılırken, mutlaka muhtarlıkların da görüşü alınmalı. Tabii tek tek her muhtarın görüşü alınacak değil. Doğal olarak nedir? Bir muhtarlık birimi olması lazım. Ne adı? Türkiye Muhtarlar Birliği. Var mı? Yok. Niye yok? Türkiye Belediyeler Birliği var. Belediyelerle ilgili bir kanun çıkarken gidip Türkiye Belediyeler Birliği'nden görüş alınıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir bütçesi var. Türkiye Belediyeler Birliği bazen belediyelerin, küçük belediyelerin ihtiyaç duyduğu traktördü, malzemeydi, konteynerdi, bunları alıp veriyor. Niye Türkiye Muhtarlar Birliği yok? Sayısal olarak siz çok daha fazlasınız.
Türkiye coğrafyasına en fazla yayılan grup sizsiniz. Demek ki ne olması lazım? Bir Türkiye Muhtarlar Birliği olması lazım. Ve ondan sonra muhtarlarla ilgili bir düzenleme yapılacaksa veya muhtarlıkla ilgili bir düzenleme yapılacaksa Türkiye Muhtarlar Birliği'ne sorulması lazım. Arkadaş, biz bu düzenlemeyi yapıyoruz, ne olacak? Veya siz kendi sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için Türkiye Muhtarlar Birliği gidecek, ilgili siyasi otoriteye bu sorunları aktaracak. Mevcut yapı ne? Mevcut yapı çok parçalı bir yapı. Çok parçalı. Bir sürü dernek var. Parçalı yapı sizin gücünüzü azaltır. Elbette ki siyasi görüşlerine saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Her siyasi görüşe gidip oy verebilirsiniz. Belli siyasi görüşlere oy verebilirsiniz. Görüşlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu zaten demokrasinin gereği. Buna saygımız var. Ama ortak ses çıkarmak kendi sorunlarınız açısından ve bulunduğunuz mahalledeki ve köydeki sorunların çözümü açısından ortak ses çıkarmanızın yolu bu tür birliktelikten geçiyor. Yani Türkiye Muhtarlar Birliği olur ve bu sorun çözülür. Başka bir konu. Seçimler olur, gideriz. Kabine gireriz. Milletvekili listeleri vardır. Ya da Cumhurbaşkanı adayı listeleri vardır. Yani seçime kim giriyorsa listeler vardır. Yani birleşik oy pusulası vardır. Birleşik oy pusulasının altına hangisini tercih ediyorsanız mühürünüzü basarsınız. Peki muhtarlar için niye birleşik oy pusulası yok? Siz değersiz misiniz? Sizin değeriniz yok mu? Ülkeyi yönetenler niye bunun farkında değil? Giriyorsunuz oraya, bakıyorsunuz diyelim ki mahalleden bizim bir muhtar var, ben onu destekliyorum. Ama benden önce giren onun oy pusulasını almış, cebine koymuş, gitmiş. Arıyorsunuz, yok. Niye yok? Niye sizin birleşik oy pusularınız yok? Milletvekiline oy kullanan halk muhtar için de kullanıyor. Belediye başkanı için oy kullanan vatandaş muhtar için de kullanıyor. Orada birleşik oy pusulası var, sizde birleşik oy pusulası yok. Niçin? Siyaset kurumu muhtarlığa önem vermediği için. Önem vermeyeni ne yapacaksınız? Kendinizi önemli hale getirmek için birleşik oy pusulasını getirmezseniz kusura bakma arkadaş sana oy vermeyeceğim demeniz lazım. Ben sizin hakkınızı savunurken siz de kendi hakkınızı savunacaksınız. Dolayısıyla birleşik oy pusulası siyaset kurumunun size duyması gereken bir saygının da gereğidir. Bunun yapılması lazım. Bunu istemeniz lazım. Talep etmeniz lazım. Muhtarlık evi. Bunu söylediğim zaman pek çok muhtar arkadaş ya olur mu bir de muhtarlar için özel bir ev? Niye olmasın? Bizim pek çok belediyemiz muhtarlar için tek tip özel yerler yaptı. İnşa etti. İstanbul'da da böyle. Pek çok yerde yaptık biz bunları. Herkes bilir ki bu bina muhtara aittir. Üstünde de tabelası var. Oturacağınız yer bile belli değil arkadaşlar. Niye yok? Devlet bunu yapamaz mı? Belediyenin binası var görüyorsunuz. Hükümet konağı var görüyorsunuz. Başbakanlık görüyorsunuz. Bakanlıklar görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı görüyorsunuz. Hepsi seçimle gelmiş. Yeri olmayan, yasal olarak yeri olmayan tek makam muhtarlıklar. Yeri yok. Eğer bir yer kaldıysa tamam. Bazı yerlerde kiralık zaten yerde kalıyor. Muhtar kira ödemek zorunda. Tek tip Türkiye genelinde. Herkes bilmeli ki bu bina evet muhtarlığa aittir. Ha siz bugün kazanırsınız, yarın başka birisi kazanır gelir. Ama oraya oturur. Ve muhtarlığın da kendisine göre bir bürokrasi vardır. Vatandaşın dilekçesi vardır, gelen evraklar vardır, yazışmalar vardır, yaptığınız yardımlar vardır, alınan bağışlar vardır. Bu da bir bürokrasidir. Tek başına bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Niye bir yardımcınız yok? Neden yok? Milletvekillerinin kaç danışmanı var? 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın sağ olsun özel kalem müdürleri altı çalışan bir kadrosu var. Ya muhtarlar için bari yanına bir kişi izni ayırıp gittiği zaman o muhtarlığı kapatacağına bir kişi orada otursa ne olur?
Ve bunlar üniversite mezunu olsa ne olur? 10 milyon işsizimiz var. 10 milyon. 10 milyon işsiz. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor. Bu ne olur? Siz kazanmadığınız zaman, başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin sürdürülmesi, oradaki bürokrasinin sürdürülmesi açısından öyle bir kişiye ihtiyaç var. Yeni muhtar seçilip geldiğinde diyecek ki eski muhtar zamanında şu dosyalar vardı, şunlar vardı, şu sorunlar yansıdı vesaire, anlatacak size. Anlatacak kişi yok. Seçilmeyen muhtarla da kavgalıysanız zaten aranızda ilişki kalmayacak. Peki bu söylediklerim hayal mi? Hayal değil. Olması gerekiyor mu? Evet, olması gerekiyor. Niye muhtarlıklara bu kadar üzerinde duruyorum ve önem veriyorum? Nedeni şu. Memlekette demokrasi iflas etmek üzere. İnsanlar düşüncelerini korkudan söyleyemiyor. Acaba şu toplantıya gidersem başıma bela gelir mi diye düşünüyor. Acaba şu sözü söylersem, şu tweet'i atarsam hapse girer miyim diye. Demokrasi güçlendikçe bütün bu sorunlar aşılıyor arkadaşlar. Muhtarlıkların güçlenmesi lazım. Siz güçlendiğiniz andan itibaren Türkiye'nin bütün coğrafyasında demokrasi güçlenmiş oluyor. Bir arkadaşım söyledi. Köy tüzel kişiliklerine ait mallar Büyükşehir Belediyesi oldu. Hepsi ellerinden çıktı. Niye çıktı? Düğün salonu dediniz, başka şeyler dediniz. Hepsini ellerinizden aldılar, verdiler başkasına. Niye aldılar? Siz yönetemiyor muydunuz? Yönetiyordunuz. Siz beceremiyor muydunuz? Beceriyordunuz. Niye elinizden aldılar? Sizin elinizden o malları, mülkleri alırken gelip size sordular mı arkadaş? Ben bunu alacağım da bir sorun çıkar mı diye. Sordular mı? Sormadılar. Bir gece bir kanun çıktı, bütün mallar devredildi. Peki köyü yöneten kim? Sizsiniz. Köyden sorumlu olan kim? Sizsiniz. Elinizden malı alan kim? Başkaları. Elinizden malı alanlara oy verecek misiniz? Verirseniz itiraz edemezsiniz. Eğer oyu o malı alanlara oy vermeyeceğim diyorsanız o hakkı talep edersiniz. Ben oy vermedim ama benim hakkım var. Ben o hakkımı istiyorum. Kimden? Bütün siyasi partilere çağrı yaparsınız. Köy tüzel kişiliklerinin yeniden oluşması lazım. El konulan malların tekrar iade edilmesi lazım. Ve dolayısıyla muhtarlığın orada güçlü bir kişilik olarak ortaya çıkması lazım. Orayı yönetiyor zaten. İhtiyar meclisiyle beraber yönetiyor. Olması lazım. Muhtarlık bütçesi, bir arkadaşımı söyledim. Ben bunu ilk dile getirdiğimde muhtar arkadaşların büyük bir kısmı inanmamıştı. Ya bir de bütçemiz mi olacak? Hadi evimiz falan yerimiz oldu da bir de muhtarlığın bütçesi mi olurdu ya? Niye olmasın arkadaşlar? Kaynağı ne dediler? Kaynak da var. Emlak vergisi almıyor mu belediyeler? Alıyor. Emlak vergisi alırken o binaların olduğu yerde yaşayan halk aynı zamanda sandığa gidiyor mu? Gidiyor. Belediye başkanına oy veriyor mu? Veriyor. Muhtara oy veriyor mu? Veriyor. Oradaki emlak vergisini tamamını kime veriyorsunuz? Belediyeye. Niye en az %1'ini muhtarlık bütçesi olarak ayırmıyorsunuz? Muhtarın da bir bütçesi olsun. Ha şu, ben eski maliyeciyim. Muhtara bütçe tahsis ettiğiniz zaman o bütçe ayrıca denetlenir. Para nasıl aldı, ne kadar para geldi, bu paralar nereye harcandı? Elbette bütçe olacak. Muhtar arkadaşımız da o parayı harcarken yanındaki görevliye, yani az önce söyledim ya, bir de üniversite mezunu bir kişi olmalı, özel kalem müdürünüz diye. O da bütçenin hesaplarını tutmalı. Bakın, bir şey öneriyorsanız ikinci bir önerinizde onu tamamlıyorsunuz. Bir eksik bırakmamaya özen gösteriyorsunuz. O alacak. Fakir bir ailenin çocuğu İstanbul'da üniversiteyi kazandı, kayıt yaptıracak.
Bakana ulaşmadı, milletvekiline ulaşamadı, belediye başkanına ulaşamadı. En rahat kime ulaşır? Mahallenin muhtarına ulaşır. Der ki ya gittik, çocuk kazandı, sevindik. Otobüs parası yok, gidip kaydını yaptırmak için. Bütçeden ödeneği vereceksiniz, otobüs biletini alacaksınız. Bir tane tutanak alacaksınız, dosyaya koyacaksınız. Aile belli zaten, yeri belli, çocuğun kazandığı üniversite belli. Ve böylece siz yardım yapmış olacaksınız. Bütçeyi böyle harcamış olacaksınız. Kim için? Köyde veya mahalledeki sakinler için, oradaki vatandaşlar için harcayacaksınız. Eğer bunu yaptığınız takdirde ne olacak? Bütçeyi hakkıyla kullanmış olacaksınız. Vatandaş da en kısa sürede size ulaşmış olacak, derdinizi size anlatmış olacak. Bunun yapılması lazım. Sosyal yardımlar. Bir mahallede veya bir köyde kimin zengin ve kimin fakir olduğunu en iyi mahallenin muhtarı bilir. Bununla ilgili güzel bir anım var. Orada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir hocamız yoksulluk araştırması yapmak ister. Türkiye'de yoksulluk araştırması. Uluslararası bir kuruluşun önerisiyle yoksulluk araştırması yapmak ister. Hocamız nerede oturuyor? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin lojmanlarında oturuyor. Yoksullar nerede? Onları nerede bulacak, gidip konuşacak? Birisi demiş ki, hocam demiş, siz yoksulluk araştırması yapmak istiyorsanız kentlerde mahallenin bakkalına gideceksiniz, o bilir. Veya mahallenin muhtarına gideceksiniz, o bilir. Kim fakirdir, kim zengindir, kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok, en iyi onlar bilirler. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Bir daha söylüyorum. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması. Sosyal yardımlar zaten sosyal devletin görevidir. Yapmak zorundadır zaten bunu. Çünkü muhtar bir parti kimliğiyle seçilmez, milletvekili gibi. Parti kimliğiyle seçilmez. Muhtar çıkar, adıyla, soyadıyla, ünvanıyla bellidir. Çıkar der ki ben arkadaş muhtar adayıyım. Dolayısıyla muhtarlığın arkasında bir siyasal, özel bir siyasal destek yoktur. Partiye yönelik bir siyasi destek yoktur. Ama devleti yönetenler sosyal yardımları muhtarlar aracılığıyla yaparlarsa, yaptırırlarsa yardım yerine ulaşmış olur. A partili, B partili, C partili, bu bizim partiden, buna fazla vereyim, o biri bizim partiden değil, bana oy vermedi, ben ona vermeyeyim, anlayışı olmaz. O nedenle muhtarlık aracılığıyla bu yardımların yapılması lazım. Başka? Özellikle mahalle muhtarları. Mahalle muhtarları bir bakarlar ki belediye meclisinde mahallesiyle ilgili kararlar alınmış, muhtarın haberi yok. Peki bu nasıl muhtarlık yapacak? Vatandaş geliyor. Niye bu böyle oldu? Muhtar diyor ki vallahi benim de haberim yok. Belediye meclisi böyle bir karar aldı. Olması gereken ne? Mahalleyle ilgili, muhtarın mahallesiyle ilgili bir karar alınacaksa o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Katılacak ve görüşünü beyan edecek. Ve ona söz hakkı verilme zorunluluğu, mecburiyeti olacak. Sen mahalleyle ilgili bir karar alıyorsan önce mahallenin muhtarını bir çağıracaksın. Gel arkadaş. Böyle bir karar alıyoruz. Bu karar doğru mudur, yanlış mıdır? Bu kararı oturalım, konuşalım. Yanlışsa söyle, doğruysa söyle, biz ona göre alalım. İtiraz ediyorsan gel belediye meclisine, neye itiraz ettiğine dair çıkarsın, konuşmanı yaparsın. Nerede? Kürsüde konuşmanı yaparsın. Oylama sırasında senin de oy hakkın olur, oyunu kullanırsın. Böylece mahallede neyin olup olmadığını, belediye meclisinin nasıl karar alıp almadığını kendi mahallesiyle ilgili öğrenmiş olacak. Bu talebi de dile getirin değerli arkadaşlarım. Bu talebi de dile getirin. Muhtarlıklar, seçimle geldiniz. Muhtarlıklar bir kamu kurumu olarak tanınmıyor, bilinmiyor. Ama muhtarların %99,9'unun bundan haberi bile yok.
Mesela bir belediye bir kamu kuruluşuyla işbirliği yapabilir. Ortak proje geliştirebilirler. Ama belediye kamu kurumu sayılmadığı için muhtarlıkla ortak işbirliği yapamaz. Yasak kanuna göre. Niye yasak? Sizi halk seçmedi mi? Halk seçti. Getirdi bir makama getirdi. Muhtarlık makamına getirdi. Demokrasinin temel taşı diyoruz. Ama kamu kurumu saymıyor kanun. Peki bunun değişmesi için bir ortak ses çıktı mı? Ortak ses çıkmıyor. Neden? Türkiye Muhtarlar Birliği yok ki ortak ses çıksın. Değerli arkadaşlarım. Bir dönem hiç para verilmezdi size. Kıyameti kopardık, söyledik defalarca. Sonunda size belli bir aylık veriyorlar. Adı ödenek, maaş değil. Ödenek. İzne ayrıldığınız zaman ödeneğiniz kesiliyor. Asgari ücretleri de aşağı zaten, biliyorum. Peki milletvekili izni ayrıldığı zaman kesiliyor mu? Hayır. Belediye başkanı? Hayır. Başbakan? Hayır. Bakanlar? Hayır. Cumhurbaşkanı? Hayır. Hepsi seçimle gelmiş. Ama siz izni ayrıldığınızda ödeneğiniz kesiliyor. Niçin? Niye itiraz etmiyorsunuz? Neden talep etmiyorsunuz? Türkiye Muhtarlar Birliği oluşsa bütün bu sorunları oturup belki bir araya gelip oturup tartışırsınız, konuşursunuz ve bunu politik söylem haline getirirsiniz ve bizim taleplerimizi yerine getirmeyen siyasi partiye ya da iktidara oy vermeyeceğiz diyeceksiniz. Sizden bir isteğim. Ben sizden oy istemeye gelmedim. Yani bize oy verin falan değil. Bunu bir seher unutun. Sizden isteğim, kendi haklarınıza sahip çıkın. Ve o hakkı size teslim etmeyenlerle mücadele edin. Ha ben sizin sözcülüğünüzü yapıyorum. Zaten yapmak zorundayım. Benim görevim zaten bu. Demokrasi istiyorsam benim bunu yapmam lazım. Ama sizin haklarınızı size teslim etmiyorlarsa ve sizi İkinci sınıf vatandaş olarak görüyorlarsa bu yanlıştır. Ben bütün olaylara sosyal kimlikler üzerinden bakıyorum. Etnik kimlik üzerinden değil, inanç üzerinden değil, yaşam tarzı üzerinden değil, sosyal kimlikler üzerinden bakıyorum. Muhtarlıklar bir sosyal kimliktir. Çiftçiler bir sosyal kimliktir. Emekliler bir sosyal kimliktir. Emekliler her partiden insan var. Muhtarlar her görüşten arkadaşımız var. Esnaf her görüşten arkadaşımız var. Ama esnafın sorunu var ve ben çözeceksem o zaman hangi görüşten olursa olsun esnafın sorunu çözülmüş oluyor. Muhtarlıkların sorunu var, çözülmesi gerekiyor. Mücadele ediyorsak her görüşten muhtar arkadaşım var. Sorunu siyaseti etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden yapanlar yapanların ülkeye faydası yoktur. Bir daha ifade edeyim. Etnik kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden veya inanç üzerinden siyaset yapanların memlekete faydası yoktur. Toplumu böler, toplumu ayrıştırır. Hiç kimse kendi anne babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Benim annem şu olsun, babam olsun. Ama hepimiz dünyaya geldiğimizde belli bir bilince ulaştığımızda annemizle de babamızla da gurur duyarız. Elini öperiz, saygı duyarız. O zaman kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Muhtarların sorunu var, çözeceksin. Esnafın sorunu var, çözeceksin. Emeklinin sorunu var, çözeceksin. 10 milyonu aşkın işsiz var, çözeceksin. Bunlar sosyal kimliklerdir. Memurlar sosyal kimliktir. Ben devletin memuruyum diyor. Belli güvencelerim var, özel kanunum var. Muhtarlıklar, belli güvencelerim var, kanunum var, parçalı. Ama bunun tekleşmesi lazım. Siyaseti biz böyle yaparsak, hem Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmüş oluruz, hem Türkiye'de ayrışmayı, kavgayı bitirmiş oluruz. Kavga, siyasette kavga,
topluma zarar veriyor, insanlara zarar veriyor. Gerilimlere yol açıyor, kavgalara yol açıyor, gereksiz tartışmalara ve zaman kaybına yol açıyor. Siyasetin görevi sorunları çözmektir, sorun yaratmak değildir. Eğer siyaset sorunu çözemiyor, her seferinde yeni sorunları yaratıyorsa o siyaset başarılı bir siyaset değildir. Benim sorumluluğum var, doğru. Ama tek tek her birinizin de sorumluluğu var. Benim sorumluluğum sizin sorunlarınızı daha yüksek bir sesle ve gerekli yerlerde seslendirmektir. Ya mitingde, ya mecliste, ya toplantıda, ya bir televizyon programında bunları seslendirmektir. Ve bunun mücadelesini vermektir. Biz mesela muhtarlık kanunu hazırladık. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Tek bir muhtarlık kanunu olsun diye. Bakın dedik, bizim belki atladığımız bir şey olabilir. Yanlışımız da olabilir. Düzeltelim biz bunları diye. Gönderdik ve bu teklifimizi meclise getirdik. Çoğu muhtarımızın belki haberi bile yoktur. Olması lazım. Sizin haberinizin olmaması bizim kabahatimiz, sizin değil. Onu da altını çizeyim. Tek tek ulaşma şansımız olmuyor bazen. Dolayısıyla sorunları getirmek ve çözmek siyaset kurumunun görevidir. Sorunları siz belirteceksiniz çünkü sorunu siz yaşıyorsunuz. Biz de sizin sorunlarınızı çözmek için siyaseten yapılması gerekenleri dile getireceğiz. Emlak vergisinden muhtarlık bütçesi için pay ayrılabilir, başka bir şey için de ayrılabilir. Bir sürü icra dosyaları geliyor size, değil mi? Götürün verin diyor, hepsini dağıtın diyorlar. E siz posta memuru musunuz? E değilseniz kardeşim, ben bir hizmet yapıyorsam karşılığını muhtarlığa ödeyeceksin, ben de bütçeme yazacağım. Öyle değil mi? Posta memuru mektubu dağıtırken para alıyor mu? Alıyor. Maaş alıyor mu? Alıyor. Sizden daha fazla güvencesi var mı? Var. E aynı şeyi size yaptırıyorlar, bedava yapacaksın diyorlar. Niye bedava? Niye bedava? Ona maaş veriyorsun, emekli sandığından emekli ediyorsun, imkan sağlıyorsun, hakkı mı? Hakkı, itirazım yok. Niye bunu alıyor diğer değil. Ama ona o hakkı veriyorsan, aynı işi yapana da aynı hakkı vermek zorundasın. Emekli aylıklarınız çok düşük, onu da biliyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar, söyledim, geldiler. Ona da değindim. Muhtar seçildiniz diyelim. Bir süre sonra da seçimi kaybettiniz. Neden yaralanacaksınız arkadaşlar? Hangi haktan yaralanacaksınız? İşsizlik sigortasından mı? Yok, oraya tabi değilsiniz. Ya geliriniz olmasa ne olacak? Nasıl geçineceksiniz? Aile destekleri sigortasını hiç duydunuz mu acaba? Aile destekleri sigortası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1971 yılında aile destekleri sigortasını getireceğine dair kanun çıkarmış. 1971 yılında. Hangi yıldayız? 2021. Kaç yıl geçmiş? 50 yıl. 50 yıldır niye bu kanun çıkmıyor? Ben size söyleyeyim. Fakirin fukaranın oyunu almak için, bak sana şunu verdim, sen de bana oyunu ver. Aile destekleri sigortası olsa ne olur? Fakir diyecek ki, ey devlet, ben fakirim. Benim hakkım var, benim yoksulluğumu gidereceksin. Yardımı, devlet yardımı lütuf olmaktan çıkarıp vatandaşın hakkı olarak kabul edecek. Aile destekleri sigortası bu. Yani yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek amacı var aile destekleri sigortasında. Peki bu var mı Türkiye'de? Yok. Dillendiren kim? Biz dillendiriyoruz. Bütün muhtarlar olarak da sizden destek bekliyoruz. Eğer ihtiyaç sahibi ailenin, fakirin, fukaranın hakkını savunuyorsanız bu sigorta dalının çıkması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde kadınlar gidip pazar artıklarından bir şeyler toplamaması lazım. Yazıktır, günahtır. Aynı zamanda da siyaset kurumu için büyük bir ayıptır. Bunların düzelmesi lazım. Herkesin kendi konumunu yasal güvence altına alıp,
herkes kendi konumunu güzel bir şekilde yerine, görevini yerine getirdiği takdirde Türkiye'de huzur olur. Ne olacak? Bereket olur Türkiye'de. İşin kaynağı ne? İşin kaynağı demokrasiden geçiyor. Muhtarlar güçlü olduğu için, güçlü olduğu zaman demokrasi güçlü olacaktır. Çünkü muhtarlar toplumun her kesimine, kılcal damarlarına ilk ulaşan kişiler muhtarlardır. Hakkı, hukuku ve adaleti gözetmesi gerekir muhtarların. Köyde de, mahallede de bunu yapması gerekiyor. O zaman Türkiye gerçekten güzel, cennet gibi bir ülke olur. Hep beraber huzur içinde yaşarız. Efendim, beni dinlediğiniz için hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.